Forum konuşmaların hepsinin sonunda olacak ama şimdi bu netleştirme sorularını alabiliriz. Eğer Ahmet'in sunumu ile ilgili çok net sormak istediğiniz bir soru varsa şu anda alabiliriz netlik sorularını. Ama tartışma soruları mesela örneğin Ahmet'e benim bir sorum olacak. Bunu da bütün konuşmalardan sonra forumun sonunda alacağız. Var mı sorusu olan Ahmet'e sunumla ilgili? Tamam. Eğer tartışma üzerine ya da katkı ile ilgili konuşmak istediğiniz bir konu varsa bütün sunumlardan sonra alacağız. Ben sadece çok kısa bir ekleme yapacağım. İş sağlığı ile ilgili, iş sağlığı istatistikleri ile ilgili Türkiye'de iş sağlığı hastanesi yok. Dolayısıyla kimin başına işten dolayı bir kaza gelip gelmediğini bilmiyoruz. Böyle bir istatistik tutulamıyor. Sadece report edilenler, yani bu rakamlar bile çok büyük ama bu rakamlar da bildirilmeyen rakamlar. Belki de %10'u falan. Şimdi de sevgili Federico'dan konuşmasını yapmasını isteyeceğiz. Federico'nun konuşması sırasında hepinizin elinde olması gereken bir ne derler? Sözlük. Degrowth sözlüğü. Degrowth Vocabulary for New Era. Sevgili Özgecan'dan onu dağıtmasını isteyeceğim konuklara. Federico Barcelona Üniversitesi'nde ekoloji, economics ve political ekoloji üzerine bağımsız araştırmalar yapmakta. Ayrıca kendisi Degrowth.org'un kurucularından biri ve dışarıda da masalarda bulabileceğiniz kitabın co-editörlerinden birisi. Bahsettiğim kitap. Aslında Federico Degrowth deyince en ünlü isimlerden biri. Yani kendisini benden iyi tanıdığınızı biliyorum. Ben çok uzatmadan sözü kendisine bırakacağım. Is there? Is it the last one I send you? Yeah, Luckily I'm not famous, eh? Yani o kadar da meşhur değilim canım. Çünkü meşhur olmak hiçbir zaman iyi değildir diye düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. Organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Teknik ekibi ve tercümanlara da teşekkür ediyorum. Yiyecek yetiştirenlere, yapanlara, tuvaleti temizleyenlere, yani burada bizim bu toplantıyı yapmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu ekonomi büyüme sayesinde olan bir şey değil. Aslında ekonomi büyüme toplumda olup biten birçok şeyi görmememizi sağlıyor. Bunlara kör kalmamıza neden oluyor. Ve ekonomi büyüme ile ilgili birçok sorun var. Ahmet bahsetti zaten bunlardan. Ama hala ekonomi büyüme siyasi gündemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Ve bütün işte politikacılar, ekonomistler, iktisatçılar sosyal sorunlarımızı çözmek için Ahmet bahsetti bu sorunlardan işte yoksulluk, eşitsizlik vesaire ekonomik büyümenin gerektiğini düşünüyor. Ama degrowth topluluğu ise bunun aksini ispat etmeye çalışıyor. Degrowth yani büyümeme ya da küçülme çok provokatif bir slogan aslında. Ben büyümeyelim derken gayri safi yurt içi hasılayı düşürelim demiyorum. Çünkü zaten tartışmalı bir kavram o. Ve ben burada kötü bir göstergenin zaten kötü bir kötü olan bir göstergenin küçültülmesinden bahsetmiyorum. Ama burada bir provokasyon var. Aa sen büyümeyi mi savunuyorsun dediklerinde, hayır ben büyümeyi savunmuyorum. Ben bunun tam tersini savunuyorum. Küçülmeyi savunuyorum dediğimde çok provokatif oluyor gerçekten. Ve bizim amacımız bu zaten. Bu tepkiyi doğurmak ve insanların farklı bir şeyin de mümkün olduğunu görmesini sağlamak. Ve olumlu bir anlamda kullanıyoruz küçülmeyi ya da büyümemeyi ve olumlu bağlantılar kurmaya çalışıyoruz bununla ilgili. Peki, ne demeye çalışıyoruz? Temel bazı kavramlara bakalım. Öncelikle degrowth nereden çıkmış, neden küçülmemiz gerekiyor ya da büyümememiz gerekiyor? Şu ana kadar zaten
bu ilk kısım konusunda hepimizin sağlam bir fikri olduğunu düşünüyorum. Ve karşımızda ne tür güçlükler, zorluklar var ve bunları nasıl aşabiliriz? Kimler yapacak? Kimin için yapacağız bu çalışmaları? İşte bunlar bence karşımızda cevaplamamız gereken en önemli sorular. Evet, degrowth, yani küçülme ya da büyümeme, çok provokatif bir şey demiştik. Ama bununla ilgili yazılmış kitaplar var. Artık konferanslarda, akademik camiada, siyasi camiada gündeme gelmeye başladı. Ve tabii ki kıtasal Avrupa'da özellikle bununla ilgili hareketler de ortaya çıkmaya başladı. Birçok eylemci, birçok aktivist bir araya geliyor ve degrowth ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunun detaylarını birazdan göstereceğim. Degrowth aynı zamanda bir terimce haline geldi. Bununla ilgili bir kitap hazırladık ve görmeniz için ellerine de ulaştıracağız şimdi. Fikir şu. Degrowth kelimesini seviyor ya da sevmiyor olabilirsiniz ama burada kullandığımız terminoloji ya da kullandığımız farklı terimler çok önemli bu kitapta. Bunları göreceğiz. Türkiye için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Degrowth, büyümenin batılı bir kültürel unsur olduğu ve başka ülkelere empoze edildiği yolundan çıkıyor. O yüzden hangi ülkeye gidersek gidelim, o ülkenin kendi kültürel bağlamına göre degrowth kelimesine karşılık gelen uygun bir kelime bulunabilir. Ama Avrupa'da biz bu tartışmaları yaptık ve degrowth kelimesini kullanmaya karar verdik. Ama kullandığımız kelime değişik olsa da Türkiye için aynı kavramdan bahsedebiliriz. Türkiye'de de farklı farklı kelimeler vardır eminim degrowth'u karşılayan ya da degrowth'u karşılayan. Bunları da zaman içinde göreceğiz. Ama degrowth kelimesinin tanımına bakacak olursak daha azla daha iyi yaşamak olarak basitçe tanımlayabiliriz. Çok basit bir tanım dediğim gibi. Ama biraz daha karmaşık, biraz daha sofistike bir tanım verecek olursak bir taraftan degrowth'un ekonomik büyüme obsesyonuyla eleştirel bir şekilde mücadele yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ama sadece bir eleştiri değil. Çünkü nihayetinde muhalefet önemlidir, direnmek önemlidir. Ama sadece direnmekle kalmayıp kendi siyasi projelerimizi de hayata geçirmemiz gerekiyor. İşte o yüzden degrowth bir siyasi proje olarak da şekillendirilmeli, ortaya çıkarılmalı. Peki, bunun etrafındaki siyasi proje nedir ve neyle ilgilidir? Sadece ekonomiyle ilgili değil ya da iktisatla ilgili değil. Çünkü degrowth aynı zamanda ekonomi dışındaki konuları da ilgilendiren bir kavram. Şöyle bir saplantı var. Hayatımızda sosyal anlamda karşılaştığımız bütün sorunlar ekonomiyle ilgili diye düşünüyoruz. Böyle bir saplantı var. Ben de iktisatçıyım. Evet, benim de böyle düşündüğüm zamanlar oldu. Evet, belki politika konularında böyle düşünmek önemli ama bence biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Biraz daha sadeleştirmemiz gerekiyor. Degrowth, üretimin ve tüketimin ölçeğinin küçültülmesidir. Ve sahip olduğumuz ekonomik aktivite boyutunun küçültülmesidir. Belki Avrupa'da şu an bir ekonomik krizden geçiyoruz ama kriz aslında degrowth'la tanımlanan bir şey değil. Degrowth aynı zamanda demokratik süreçlerle beslenmeli. Aksi takdirde bunu savunan kişiler diktatör olarak da eleştirilebilir. Bir de tabii ki dağıtım çok önemli. Christian bundan bahsetmişti. Eşitlikten haber, fakirlikten haber demişti. Titan'e binemeyecek ya da o degrowth gemisine binemeyecek kişiler için ne yapmamız gerekiyor demişti. İşte bütün bu unsurları düşünmemiz gerekiyor. Ve bir de altını çizmek istediğim bir husus daha var. Buradaki nihai amaç ekonomik sürdürülebilirlik, dirlik ve sosyal adalettir. Yani sadece degrowth adına degrowth üzerine konuşmak değil. Çünkü şu ana kadar toplumumuz büyüme adına büyüdü. Sırf büyümüş olmak için büyüdü. Ve herkes gururla çıkıp biz büyüme toplumu da yaşıyoruz diyor. Ama arkasında hiçbir gerekçelendirme yok. İşte herkes böyle dediği için böyle yaşıyoruz diyor. Ama
Türkiye'de olduğu gibi gerçekten bir ülke büyüdüğünde bununla beraber sorunlar da geliyor. Ama İspanya'da şu an ya da birçok Batı Avrupa ülkesinde şu an büyüme söz konusu değil. Bununla getirdiği sorunlar var. Çünkü toplum tamamen büyüme etrafında odaklandığı için büyüme durduğu an herkes büyük bir trajediyle karşılaşmış gibi hissediyor ve her şeyin sona erdiğini düşünmeye başlıyor. İşte buradaki geçiş dönemi çok önemli. Ben şu an ekonomik büyümeyi durdurmayı önermiyorum. Çünkü bu sosyal bir trajedi yaratacaktır. Ama ekonominin temel aldığı hususları değiştirmemiz gerekiyor. Evet, eğer büyüme sürdürülebilir değilse, küçülmeyi önermek ya da büyümemeyi önermek de sosyal anlamda bir trajedi yaratacaksa, aradaki geçişi nasıl sağlayacağız? Çok karmaşık bir teorik modelimiz var. Kitapta da tartışıyoruz bunu. Üç unsur var, bir de salyangoz görüyorsunuz. Üç fil, bir de salyangoz görüyorsunuz. Sol tarafta büyüme. İşte daha fazla gayri safi yurt dışıyla, daha fazla atık, daha fazla üretim, daha fazla mal vesaire vesaire. Bir de daha durağan bir durum var. Aynı enerji tüketimi, aynı nüfus vesaire ama aynı toplum yapısı. Bir de İspanya'da yaşadığımız ekonomik buhranı da ekonomik kriz var. Çünkü bu tür krizlerin sonunda eşitsizlik de artıyor. Thomas Piketty'nin büyük bir kitabı var. Çok kalın bir kitap. Belki okumak zor olabilir ama içinde güzel bilgiler de var. Thomas Piketty diyor ki, gelecekte bu kadar büyük büyüme oranlarını artık kaldırabilir duruma gelmeyeceğiz. Yani kaldıramayacak duruma geleceğiz diyor. Ve büyüme bu şekilde devam ederse eşitsizlik de artacak. Tim Zakson, Peter Victor da bununla ilgili argümanlar çıkardı. Dedi ki bu tamamen politikalarla ilgili. Yani ekonomi büyümeyi eleştirirken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu geçiş dönemini düşünmemiz gerekiyor. Ve İstikrarın da aslında sistem için önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hadi bir alıntı yapayım. Süremi aşarsam lütfen beni durdurun. Broşürde de görüyorum, çok güzel bir çizim var. İşte yeşillerin tipik imgelerini görüyorsunuz, bisiklet vesaire. Ben de bisiklete biniyorum. Eleştirmiyorum kesinlikle, yanlış anlamayın. Ama bir taraftan da salyangoz var. İşte salyangoz da artık küçülme hareketinin ya da büyümeme hareketinin bir sembol haline geldi. Kitabımızda da göreceksiniz. Bizim kitabımızın kapağı da buradaki broşürün kapağından hiç farklı değil. Peki, odada kimler biliyor acaba salyangozun neden sembol olduğunu? Degrowth hareketinin sembolü neden acaba salyangoz? Ya da sembollerinden biri neden salyangoz? Yavaş gittiği için, evet, tamam. Seçeneklerden biri bu. Filin düşürdüğü gölge ile salyangozun düşürdüğü, yere düşürdüğü gölge aynı. İlginç bu da tabii. Salyangoz doğduğunda büyümeye başlıyor. Üstünde bir kabuk var. Ama kabuğu bir tur daha büyürse bu sefer alttaki salyangozun taşıyamayacağı duruma geliyor ve salyangozun üstüne ağırlığını çökertip salyangozu öldürüyor. İşte biz de büyümenin durması gerektiği yere gönderme yapmak için salyangozu kullandık. Eğer kaynakların kısıtlı olduğu bir gezegende fiziksel şeyleri sonsuz boyutta büyütmeye devam edersek ya çılgınız ya da ekonomiden anlamıyoruz diyorlar. Evet. Peki bu kavram nereden geliyor? Christian anlatmıştı. 1970'lerde uluslararası çevre politikalarına baktığınızda 70'lerde bunun çok radikal bir fikir olarak ortaya çıktığını görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol krizi yaşandı ve artık bazı şeylerin durması gerektiği söylendi. Ama hemen unutuldu bu. Çünkü 1980'lerde sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkarıldı ve 1970'lerin bu dalgaları durduruldu. Ama 1970'lere
gittiğimizde büyümenin aslında sorun yarattığı fikrinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama 80'lerde bunu tamamen değiştirdiler. Çünkü çevresel bozulmanın yoksullukla alakalı olduğunu ortaya çıkardılar. Ve öncelikle zengin olmamız gerekiyor. Ondan sonra fakirliği, yoksulluğu azaltabiliriz dediler. Bu toplantıya davet edildiğimde bana bir soru soruldu. Sürdürülebilir kalkınma sizce başarılı mı oldu, başarısız mı? Bu çok zor bir soru çünkü nereye baktığınıza bağlı değişir. Eğer sürdürülebilir kalkınmanın ve bununla ilgili raporların çevresel bozulmayı engellemek için gerçekten samimi anlamda ortaya çıkarılmış bir fikir olduğunu düşünüyorsanız o zaman başarısızlığa uğradı. Çünkü çevresel bozulma devam ediyor. Ama liberal rejimin 1970'lerde ortaya çıkan çevre hareketini bir şekilde alt etmek için çıkardığı bir kavram olduğunu düşünüyorsanız o zaman başarılı oldu tabii ki. Neyse, 2000 yılında ortaya çıktı degrowth kavramı ve sürdürülebilir kalkınma kavramının başarısız olmasına karşı ortaya atılan bir kavramdı aslında. Fransız bir çevre aktivisti tarafından ortaya çıkarıldı bu kavram, degrowth kavramı. İlk başta sürdürülebilir büyümeme dendi. Peki, bu kavram günümüzde nereye geldi? 2000 yılının başında bir Fransız aktivist tarafından çıkarılmıştı ve taban hareketleri tarafından hemen benimsendi. Çok radikal bir fikir ve hemen uyarlanabilir bir fikir oldu, düşünüldü. Ve nihayetinde çok rahatsız edici bir kelime, büyümeme. Ve hemen tabii ki çevresel hareketler bunu benimsedi. Fransa'dan İspanya'ya ve diğer yerlere yayıldı. Peki günümüzde hangi noktaya geldi degrowth kavramı bakalım. Akademik dünyada bunun üzerine çalışan kişiler var. Uluslararası konferanslar düzenleniyor. Ve muhalefet aktivizmi yapan kişiler kullanıyor. Bu mega projelere karşı, nükleer enerji santrallerine karşı, yakma tesislerine karşı bu kullanılıyor mesela. Ve yenilebilir enerji, tarım reformu gibi konularda çalışan kişiler bunu kullanıyor. Ve tabii ki siyasi anlamda kullananlar da var. Sadece seçim ya da parlamento siyasetinden bahsetmiyorum. Politika anlamında siyasetçiler bunu kullanıyor. Gazetelerde de görmeye başladık. Mesela İtalya'da, Fransa'da başbakan degrowth eleştirilerine cevap veriyor. Tabii ki degrowth hakkında olumsuz şeyler söylüyorlar ama en azından bu kavramdan rahatsız oldukları ve bir şey söyleme gereği duyduklarını görmek güzel. Yani Batı Avrupa bağlamında konferanslar düzenleniyor ama Hindistan'da da konferanslar olduğunu görüyoruz. Latin Amerika'da bu konularda tartışma olduğunu görüyoruz. Farklı farklı gelenekler oluşmaya başladı. Latin Amerika'da iyi yaşam kavramı var. Bon vivir diyorlar İspanyolca. Oradaki yerel topluluklar kullanıyor bu kavramı. Yani kalkınmaya alternatif onlar bulmaya çalışıyor. Kalkınmanın alternatifi değil de kalkınmaya karşı alternatifler bulmaya çalışıyorlar. Bolivya'da mesela böyle bir hareket olduğunu görüyoruz. Henüz varmak istedikleri noktaya varmadılar ama Bolivya'da en azından siyasi gündemin tam merkezine koydular. Hindistan'da Gosparaj yeni bir sol olarak ortaya çıktı. APP sıradan insanların partisi olarak çıktı. Yeni bir parti ve ikili parti sistemlerine karşı bir tepki olarak çıktı. Evet, yani çok da durmayalım bu konularda. Çok ilginç bir konu tabii ki ama konumuzla devam edelim. Farklı farklı yerlerde uluslararası konferanslar düzenleniyor. Sonuncusu 3000 kişinin katıldığı bir toplantıydı Leipzig'te, Almanya'da. Bir sonraki Budapeşte'de düzenlenecek. 2016'da umarım siz de katılabilirsiniz ve umarım bir günde Türkiye'de düzenlenir bu uluslararası konferans.
küçülme ya da büyümeme kavramının temel bir tanımını yapmaya çalıştım. Ölçeğin küçültülmesi gerektiğini söyledim. Demokratik düzlemlerde beslenmesi gerektiğini söyledim. Ama tabii ki farklı farklı kaygıları da düşünmemiz gerekiyor. Dirlikle, refahla ilgili kaygılar var. Ya da sosyal adaletle ilgili bir kaygı var. Eşitsizliği gidermeyeceğine dair bir kaygı var. Temsili demokratik sistemde bunun çok demokratik bir kavram olmadığını düşünenler var. Gezi hareketinde mesela ya da işgal hareketinde bunları gördük. Ve feministler de bunu kullanıyor. İşte yemeği kim pişiriyor, tuvaletleri kim temizliyor? Bunlar sadece ücretli köleler değil, aynı zamanda ücret almadan çalışan, bakım işlerinde çalışan ya da sadece kadınlara biçilmiş görevler ve kadınların ücret almadığı görevlerle de ilgili kaygılar doğuruyor. Evet, Sevgi Hanım başlangıçta anlatmıştı bunları. Türkiye'de bir Degrowth hareketi var mı diye sordu. Belki Degrowth kelimesi kullanılmasa da bu kavrama odaklanan ya da bu kavramı üzerinde çalışan hareketler var. Ve diğer hareketlerle ters düşmedikleri sürece ben bu hareketlerin Degrowth hareketi olduğunu düşünebilirim. Peki, Degrowth nedir? Gayri safi yurt içi hasılayı eleştiriyorsanız ama bir taraftan da ekolojiyle ilgileniyorsanız ama siz ırkçı davranıp bazı kesimleri hareketin dışında bırakıyorsanız o zaman kusura bakmayın ben size Degrowth hareketinin bir parçası diyemeyeceğim. Tabii bir de yeşil büyüme ya da yeşil kapitalizm mümkün müdür diye sorular soruluyor. Hadi bunlarla ilgili bazı grafikleri ve verilere bakalım. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi buradaki sorun aslında bu fili nasıl salyangoza çevirebileceğimiz. Yani fili nasıl inceltelim diye sormuyoruz. Burada sosyal ve ekolojik bir dönüşüme ihtiyacımız var. Kusura bakmayın, fille hiçbir kişisel sorunum yok. Fili olumsuz anlamda kullanıyorum ama buradaki dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Yani fili salyangoza dönüştürmemiz gerekiyor. Degrowth literatürüne baktığımızda stratejiler ve bu konuda çalışabilecek kişiler, aktörler hakkında çok fazla kafa patlatıldığını görüyoruz. İşte siyasi gündem var demiştik, akademisyenler var demiştik ama İspanya'da mesela yeni solla ilgili bir heyecan ortaya çıktı ve Podemos'la diyalog kurmaya çalıştık. Podemos'un yazın seçimi kazanacağını düşünüyorduk ve 10 maddeli bir politika öneri listesi hazırladık. Eğer bir siyasi parti size gelirse ve program hakkında soru sorarsa ne söylersiniz diye düşünüp bu listeyi çıkarmaya karar verdik. Ve Degrowth ile ilgili 10 tane politika önerisi çıkardık. Bunların hepsi İspanya ile ilgili. O yüzden İspanya kültürüyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz ama başka kültürlere de aktarılabilir tabii ki. İspanya'da vatandaşlar borç batağı içinde. Türkiye'de de kişisel borcu olan çok kişi olduğunu biliyoruz. İşte bu borca bakmak ve bunların hangi kısmının gayrimeşru olduğunu ve ne kadarının ödenmemesi gerektiğini tespit etmek gerekiyor. İkinci konu, Ekvador'da mesela kişilerin, vatandaşların borçları silindiğinde ekonomi büyümeye başladı. Ama bazı çevresel limitler de koymak gerekiyor. Karbon salımı ile ilgili mesela tavan limitler koymak gerekiyor. Kısa vadede yapabileceğimiz şeyler var. İnsanlar çok uzun çalışmaktansa daha kısa süreli çalışıp daha çok işe istihdam yaratılabilir. Ama tabii ki
çalışma süresini kısaltıp insanların maaşını da düşürmemek gerekiyor. Bunu yapmak mümkün aslında. Sadece gelir üzerine vergiyi değiştireceğiz. İspanya'da nüfusun %50'si 1000 euronun altında kazanıyor ve %10'luk kısmı, en üstteki %10'luk kısmı ise çok yüksek paralar kazanıyor. Gelir üzerine değil de kaynaklar üzerine vergi koymanın daha eşitlikçi bir dağılım sistemi yaratacağını düşünüyoruz. Daha temiz üretimi teşvik etmek çok önemli. Alternatif ve dayanışmaya dayalı bir toplumu desteklemek çok önemli. Yani kâr amacı gütmeyen kuruluşları, gönüllü çalışanları, kooperatifleri ya da bakım işlerinde çalışan kişileri desteklemek lazım. Eğer bir kişi 5 kişiyle ilgileniyorsa, 5 kişiye bakıyorsa, o kişinin üstüne 500 kişi yığmamak gerekiyor. Çünkü aynı ilgiyi göstererek 5 kişiye bakmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da ücretli bir hale getirildiğinde daha fazla kişiye istihdam sağlanabilir. Ve reklamların azaltılması çok önemli. Çünkü reklamlar bize sürekli neye sahip olduğumuzu, neye sahip olmadığımızı ve mutlu olmak için nelere sahip olmamız gerektiğini hatırlatıp duruyor. Çok sinir bozucu bir şey. Bunların sınırlandırılması gerekiyor. Ve tabii ki ekonomik ilerlemenin göstergesi olarak gayri safi yurt içi hasılanın kullanılmaması gerekiyor artık. Gayri safi yurt içi hasıla Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir savaş aracı olarak ortaya çıkarılmıştı. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Peki, büyümeme senaryosu ya da büyüme olmadan refaha ulaşma senaryosu kolay mı? Tabii ki hiç kolay değil. Çok zorlu bir yol olacak, dikenli bir yol olacak. Ama o gün gelecek ve ona hazır olmamız gerekiyor. Bunu bir tehdit olarak görmememiz gerekiyor. İşi ciddiye almamız gerekiyor. Ve ekonomik büyümenin hep sorunlu olduğunu söyledik ama IMF bile, Uluslararası Para Fonu bile şu an sürekli seküler durağanlık dönemine girdiğimizi söylüyor. Yani ekonomik büyüme konusundaki çerçevenin değiştirilmesi gerektiğini, yani bu kadar çılgın büyümenin durması gerektiğini söylüyor. Bu yeni normal haline geldi. Ve Tim Jackson 2 gün önce New York Times'da şunu söylemişti. Büyüme olmayan bir dünya düşünün. Toplumun dahil olması gereken en önemli görev bu şimdi. Ve umuyorum ki siz de bu görevi ifşa etmek üzere bu harekete katılırsınız. Teşekkürler. Thanks a lot to Federico for that informative. Çok teşekkürler Federico bu bilgilendirici sunumun için. Özür dilerim. Federico'ya çok teşekkür ediyoruz bu bilgi dolu sunumu için. Bir aranızdan soru sormak isteyen var mı? Netleştirmek adına sunumla ilgili sorusu olan. 3 tane soru var. Sevgi, arkada oturan beyefendi, bir de siz. Sevgi, senden alalım ilk. Yalnız şunu rica ediyorum. Bunlar netlik sorusu olduğu için eğer katkı ya da tartışma istediğiniz konular varsa forum kısmında yapacağız. Şimdi sadece kısa netlik soruları olacak çünkü çok kısıtlı vaktimiz. Kısa olmasını rica ediyorum. Evet Sevgi. Forum kısmında mı saklıyorsun? Sizden alalım. Ben de aslında forum kısmına hazırlık olması açısından da şimdiden soruyorum ama çok küçük. Üretim, tüketim ölçeğinin küçülmesinden bahsettiniz. Herhalde bu endüstriyel üretimden bahsediyorsunuz. Bir de Degroot'un daha azla daha iyi yaşamak denklemini kurdunuz. İkinci turda tabii ben buna itiraz edeceğim. Onu konuşuruz o zaman. Diğer soru.
Benimkisi netlik sorusu. Sayılan bu politika önerileri içerisinde bir öncelik sırası var mı? Yoksa sadece 10 tane sayılan bir öncelik sırası var mı? Okay. Evet, bu kadar. Başka soru sormak isteyen var mı? Konuyla ilgili kısa, net olması açısından. Yok galiba, tamam. It's yours. Thanks for this. Teşekkürler. Şimdi bu 10 politika önerisi internette de var. Makalenin adı, evet büyümeden iyiliğimizi artırabiliriz diyoruz. Başlığını taşıyor. Bu aslında mantıklı bir sıralama. Yani önce borçla başlıyorsunuz, sonra ekonomi büyüyebilir, o yüzden sınırlamanız gerekebilir ama istihdam sorunu arz eder gibi. Yani öyle bir sıra ile yazıldı. Bir de bunlar böyle yepyeni şeyler değil. Yani Yeşiller Partisi 10 yıllardır bunu zaten söylüyor aslında. Ama yenilikçi olan tarafı şu, biz masaya şunu koymak istiyoruz. Farklı politikalar arasındaki ilişkiyi bir senaryoya yerleştirmek istiyoruz. O farklı. Ve kitapta daha fazlası da var. Yani mesela paraya karşı gücü tekrar ele geçirmek diyebilirdim mesela. Veya işte bakım veya üremeyle ilgili bir şeyler söyleyebilirdim. Hem politika hem bizim için hepsi geçerli. Podemos'un söylediklerinin bazılarını, o temel gelirle ilgili kısmını da mesela içeriyoruz biz. Çünkü onları biraz da desteklemek için, yani gazetede falan politik alanda. Ama bir yandan da onları biraz daha radikal, özellikle çevreci tarafa itmek için mahsus yaptık bunu. Yani bunu illa böyle o böyle alınmalı değil de bir alıştırma gibi düşünülmeli. Hani politika düzeyinde biz olsak ne yapardık diye. İmalatın ve tüketimin azaltılması dediğimde tabii ki. Yani sanayi veya sanayileşmiş ülkeleri kastediyorum zaten ve sanayi üretimi kastediyorum. Şimdi ekolojik bir iktisatçı olarak ne yapıyoruz? Ekolojik ayak izi gibi bir takım göstergeler ortaya attık ama malzemelerin akışı, ekonomiye enerji girişi vesaire konularına da kafa yorduk. Yani mesela fosil yakıt kullanımı, karbondioksit emisyonlarını azaltmak için vesaire. Şimdi bence bunları azaltarak ekonomik büyüme mümkün olmayacağı için endüstriyel faaliyeti de azaltmamız gerekecek. Ama birincil üretim dendiğinde onu tabii ki düşürmeyeceğiz. Yani organik tarım ile bunu artırmaya çalışacağız. Bununla ilgili de pek çok zorluk var. Ama onu söylemek istedim, detaylarına gireriz. Sağ olun.